Merhaba sevgili izleyicilerim, bugün sizler için Snapex borsasını tanıtmak istiyorum. Snapex borsasında bir inceleme yaptım. Bu borsa nasıldır, nasıl para kazanabiliriz Snapex ile? Snapex ne işe yarar? Bununla ilgili bilgiler vereceğim. Snapex bir kaldıraçlı kripto para borsasıdır ve 100 kata kadar kaldıraç kullanabileceğimiz, 10 kattan 100 kata kadar kaldıraç kullanabileceğimiz bir exchange'tir ve usdt ile yani işte bir seviyede kalan para ile dolarla yani işlemler yapıyor ve burada gösteriliyor kolay giriş var 5 dolar ücret ile başlayabiliyorsunuz ve 100 kat kaldıracak kadar gidiyor ve temel ve temel olarak da karlayın ağırlıklı ortalamasında sabit fiyatlar üzerinden alıyor sıfır platform alış satış farkları mevcut full bir inceleme videosu olacak bu arada kayıt ol butonuna tıklıyoruz Burada bir kayıt olma penceresi geliyor. E-postayla veya telefonla kayıt olabiliyoruz. E telefonla yaptığımız zaman ya e e-postayla yaptığımız zaman e-mailimize veya telefonumuza bir doğrulama kodu gider ve doğrulama kodunu onayla buraya yazdıktan sonra şifrenizi yazıyorsunuz. Şifrenizi tekrar onaylıyorsunuz ve buraya davet kodunuz varsa davet kodunuzu yazıyorsunuz. Bu normalde şimdi benim videonun videoda link bırakacağım. Oradan kaydolduğunuz zaman buraya zaten davet kodu düşecektir. Onu silmeyiniz ve buradan kabul ediyorum deyip gönderi tıklamanız yeterlidir kayıt işlemini yapmanız ve bitirmeniz için. Sonra giriş yap butonuna tıklayıp sisteme giriş yapabilirsiniz. Ben sisteme kaydımı yaptım. Şimdi e, giriş yapıp e, bakalım e, sistem nasıl e, çalışıyor. Evet, şimdi gönder diyelim. E, gönder butonuna tıkladığımız zaman böyle bir e, güvenlik e, şey geliyor. Bunu da doğru yaptıktan sonra e, artık e, hesaba girebiliriz. Evet artık biz hesaptayız. Buraya e-mail'imiz düştü. Şimdi burayla ilgili bilgiler verelim arkadaşlar. Şimdi burada ilk önce varlıklara bakalım. Burada fon bilgilerine girelim. Fon bilgilerinde burada bakiyeniz gözüküyor. USDT para biriminde, kripto para biriminde bakiyeniz gözüküyor. Ve burada otc, cüzdan, Diğerleriyle ilgili fon bilgilerini bu kısımdan e, görebilirsiniz. Aynı zamanda gerçek zamanlı PL, dondur, öz kaynağı da buradan görebilirsiniz. E, para yatırma işlemi buradandır. E, burada e, varlıklardan girip varlıklardan fon bilgilerine girip buradan para yatıra, e, yatırma sesini inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda burada da varlıklar içinde de para yatırma ve para çekme bölümleri vardır. Para yatırma için e, USDT olarak yatırım yapıyoruz. USDT olarak veya Bitcoin olarak yatırım yapıyoruz. Yazıyor ki USDT veya Bitcoin yatırıma destekleniyor. Yatırdıktan sonra BTC'den USDT'ye otomatik dönüştürme. Yani sizin buraya Bitcoin yatırdığınız zaman otomatik olarak bu döne dönüşecektir. USDT olacaktır. Yani sistemde USDT olarak gözükecektir. Ve buradan ERC20 var. Yani e, Ethereum platformunda olan USDT adresi için ERC20 kullanabilirsiniz. Birçok borsalar bunu destekliyor. E, veya e, Bitcoin indirebilirsiniz Omni platformunda ve e, otomatik olarak e, USDT olarak e, geçecektir hesaba. Burada not düşmüşler. Yukarıda Omni adresi yalnızca Omni USDT veya BTC için depozito olarak destekler. Bu adrese yatırılan başka kripto para birimleri geri alınamaz. Lütfen bağlantıyı kopyalayıp tıklayın ve cüzdanınızın para çekme sayfasına yapıştırın. Alternatif olarak QR kodunu cüzdanınızın para çekme sayfasından tarayın. Mevduat fonlarının kaybından kaçınmak için lütfen adresin doğru olduğuna emin olun. Tek bir para yatırma işlemi için minimum tutar 50 dolardır veya 0.002 bitcoin'dir. Daha küçük depozito tutarları işleme alınmayacaktır. Yani arkadaşlar 50 dolardan Az para gönderirseniz sisteme e, bu işleme alınmaz. Bunun için 50 dolardan yukarı bir para göndermeniz gerekiyor. Zaten kaldırıcılı borsada 50 dolardan aşağı bir parayla siz hiçbir şey yapamazsınız. Daha çok para daha çok parayı getirir burada. USDT'yi yukarıdaki adrese yatırdıktan sonra depozitonun tamamlanması için 6 onay olacaktır. Madenciler 6 onay yaptıktan sonra hesaba geçer. Para çekme işlemine geldiğimizde para çekme işlemi için e, burada e, doğrulama gerekmektedir. E, doğrulama olmazsa para çekme işlemi hayata geçmez ve doğrulamanı da yaptıktan sonra normal şekilde paranızı çekim yapabilirsiniz arkadaşlar bunu okey diyelim burada yeniden fon bilgilerine gelelim şimdi snap'a girelim. Evet, snap nedir arkadaşlar? Snap görevi tamamlamak için puanları ödüllendirin Yani siz belli görevleri yapıyorsunuz ve snap puanlar kazanıyorsunuz. Snap puan demek. Ve bu puanlar 10.000 snap'ı 100 dolarla değiş tokuş yapabilirsiniz. Şu an benim 310 snap'ım var burada. Nasıl kazanırız bu snap'ları? Ve snap'ları biz bu trade yapıyoruz ya. Bu trade'ler zamanı komisyon istiyor, o komisyonlarda kullanabiliriz. Şimdi her hafta 100 snap veriyor. Bunun için düzenli olarak sisteme girip bunu tıklamak gerekiyor snap bölümünden. Birinci gün girdiğinizde 5 snap, ikinci gün 5 snap, üçüncü gün 10 snap, dördüncü günü 10 snap, beşinci gün 20 snap, altıncı günü 20 snap ve yedinci gün 30 snap. Yani toplamda her hafta 100 snap alıyorsunuz. Aynı zamanda rutin görevler var. Kaydolduğunuzda 300 snap, hesabınızı doğruladığınızda 600 snap, telefonun paranızı hesabı alanınızda üçlü sınav veriyor. Ticaret görevleri var. Herhangi bir emir açtığınız zaman 500 sınav veriyor. 5000 dolara kadar cironuz olduğu zaman 800, 25000 dolara kadar olduğu zaman 2000 sınav, 100000 dolar olduğu zaman 3000 sınav, 500000 olduğu zaman 8000 sınav veriyor arkadaşlar. Ve davetiye görevleri var. 3 kullanıcı davet ettiğinizde size 600 snap ödül veriyor. Burada da snap tarihini ve giderlerini görebilirsiniz. Aynı zamanda affiliate programları var. Affiliate programına da bakalım nasıldır. E, affiliate programını Türkçe yapalım bunu daha anlaşılır olur yani. E, bakalım nasıl çalışıyor affiliate programı ne kadar kazanabiliriz. Şimdi sizin eğer blog sahibiyseniz ya youtuber'sanız ya diğer sosyal medyada etkinseniz siz buradaki linkinizi alıp oralarda da paylaşıp ve %50'ye kadar komisyon alabiliyorsunuz onların ticaret yaptıkları ödedikleri komisyonlardan. Ve burada üç tane seçim var. Tuna, Veil vale ve Dolphin. Şimdi Tuna da sizin altındaki altındaki üyelerle birlikte 5 milyon dolara kadarlık bir işlem hacminiz olması gerekiyor. Bu zaman %40'a kadar direkt komisyon kazanıyorsunuz birinci level'dan ve dolaylı komisyondan %10'a kadar. Diğer seçim Dolphin. Dolphin'de siz 5 milyon dolardan yukarı bir e, ticaret hacminiz olması gerekiyor e, altınızdaki kullanıcılarla birlikte. E, bu zaman doğrudan komisyon oranınız %45'e kadar oluyor ve dolaylı komisyonunuz %10'a kadar oluyor. E, ve diğerinde VIL'de ise e, burada e, siz doğrudan komisyonunuz %50'ye kadardır e, ve dolaylı komisyon yani altınızdaki üyelerin altındakilerden gelen komisyon %10'a kadardır ve bunun için siz ve altınızdaki kullanıcıların toplam cirosu 10 milyon dolar üzeri olmalıdır. Burada da bununla ilgili bilgi düşmüşler. Aile işlem hacmi müşteri verileriniz tarafından bir ay içinde işlem gören toplam marjin ve kaldıraç anlamına gelmektedir. Buradan bize katla şimdi uygulaya vurarak tıklayarak siz bu işlemlere başlayabilirsiniz. Şimdi siteye dönelim ve burada olan trade işlemleri ile ilgili işlem bölümünden bakalım. Trade bölümü. Şimdi trade bölümünü anlatmaya başlayalım. Bu gördüğünüz gibi bir kaldıraçlı borsa güzel bir grafik tasarımı var. Burada göstergeler var. Burada kendiniz çizebilirsiniz. Burada grafiği mumlar mı olsun, çubuklu mu olsun, alanlar mı olsun, temel çizgilerim olsun. Kendinize göre renk veriyorsunuz. Kendinize göre tasarlıyorsunuz grafiğinizi. Yani sizde, siz nasıl yapabilirsiniz? işlemler sizin için nasıl kolay oluyor yani? Burada da favorilerin hepsi diye bir bölüm var. Bitcoin USDT, Ethereum USDT, Litecoin USDT, Ripple USDT, EOS, ADA, Bitcoin Cash, Ethereum, Classic USDT ile ilgili burada trailer yapabilirsiniz. Burada da herhangi bir favorinizi seçip favoriler kısmına ekleyip buradan hep takip edebilirsiniz yani. Diyelim ki mesela ben Bitcoin ile, diyelim ki Bitcoin'i seçiyorum hep bana gözüksün diyelim ki bir de ETC'ni seçiyorum ki bana hep bunlarla çalışacağım yani bu favoriler kısmına geldiğimizde görüyoruz ki yani bu ikisini daha iyi takip edebiliriz. Mesela diyelim ki takip etmek istiyoruz. Etize'de durumlar nasıl oldu? Bu zaman bakıyoruz grafiğine ve sonra diyelim ki bitcoin ile çalışıyoruz, ikisiyle çalışıyoruz. Bu zaman buraya da bakarak biz analizimizi yapabiliriz ki bu long mu olacak, short mu olacak? Bu long tur, short tur diğer işlemleri de diğer videolarımda da göstereceğim. Bu sadece bir tanıtım videosu. Full inceleme yapıyoruz, kısa kısa bunları veriyorum. Ve e, burada görmüş olduğunuz gibi alış e, ve satış işlemleri var. E, 10 kata kaldar, e, 10 kattan başlayan ve 100 kata kadar devam eden bir kaldıraç var. Marj değeri var. 5 dolarla 20 bin dolar arasında e, marj değeri var burada. E, yani 5 dolardan başlayarak yatırım yapabilirsiniz. Ve bu olarak kaldıraç oranı var. Burada e, SL ve TP'ler var. Ne kadar olsun istiyorsunuz bunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. E, alış long satış short işlemini burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Ee, ve burada Bitcoin ile ilgili burada bilgiler var, giriş bilgileri var ve herhangi bir kripto para varsa o kripto paralarla ilgili de e, burada giriş bilgileri var ve burada ücretler var. Mesela komisyonlarda marş kaldırazında 0.15'lik bir komisyonun olduğunu, gecelik ücretin olduğu, yani bu gün sayısında 0.045 yüzde gibi veriyor. Eğer sizin paranız kaldıraçta kalarsa yani kapatmazsanız o işlemi günlük 0.045'lik bir yüzde veriyor. Ve Singapur saatiyle hesaplanıyor bu. Ve bu bölümde de açılan pozisyonlarınızı görebilirsiniz. Beklemede olan pozisyonlarınızı ve geçmişi görebilirsiniz. Aynı zamanda grafikte süreleri belirleyebilirsiniz. 1 dakika mı, 5 dakika mı, 15 dakika, 1 saat, 4 saat, 1 gün gibi zamanlarda da bakabilir ve grafiğe göre teknik analiz yapıp işlemlerinizi yapabilirsiniz. Teknik analizlerle ilgili bu sistemin nasıl olmasıyla ilgili de gelecek videolarımda daha geniş bilgiler vereceğim. Ve aynı zamanda burada gerçek ve demo hesap var demo hesabınızda 10.000 dolar olur ve bu 10.000 dolarla demo hesapta işlemleri yapıp e, sistemi tam anlayabilirsiniz. Ben gelecek videolarımda videolarımda da demo hesapta işlemler yapacağım. ve e, bu bu işlemlerin nasıl yapıldığı ile ilgili, e, margin ticaretinin nasıl yapıldığı ile ilgili, kaldıraçlı ticaretinin nasıl yapıldığı ile ilgili e, sizlere de bilgiler vereceğim. Ee, bence bu kadar yeter ilk e, full inceleme videosu için. Ee, gelecek videolarımda da her bir bölüm için, grafiklerle ilgili bölüm için, davetiye ile ilgili bölüm için ya long short tizareti ile ilgili bölümler için de sizlere daha geniş bilgiler vermeye çalışacağım. Arkadaşlar e, şimdi Telegram grubumuzda aktif olmayı da unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa YouTube'da yorum kısmından, aynı zamanda Telegram grubundan, aynı zamanda Telegram'dan benim kendime yazabilirsiniz. Ve oradaki Telegram grubundaki arkadaşlardan da orada da traderlar var e traderlarımız var ee, ve onlardan da bilgiler alabilirsiniz orada Revan ve Mesut abi gerçekten çok güzel trade bilgileri veriyorlar. Onlarla da işte konda girip işlemler yapabilir ve bilgiler alabilirsiniz. Herkese başarılar dilerim. Uğurlar dilerim. Herkese bol kazançlar olsun. Videoyu da beğenmeye ya beğenmediyseniz beğenmemeye tıklamayı unutmayın. Yorum yapın videolara. Daha etkin olalım, daha aktif olalım. Herkese bol şanslar ve bol kazançlar diliyorum. İlerideki videolarda görüşmek üzere.